Selamünaleyküm. Masamızın bir konusu hastalıkların sosyal uzanımları var mıydı? Bu konuda arkadaşlarımızla bir ekip çalışması yaptık. Bu bir Risale-i Nur hakikatlerinin sosyal hayata uzanımını ifade eden bir çalışma. Cenab-ı Hak her şeyi birden yaratıyor, bir çekirdekten, bir hücreden yaratıyor. Bu kainatı da hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'dan yaratıyor. Güzel bir film, 2 dakika sürecek bu. Bir hayvanın yaratılmasını anlatıyor. Tek bir hücre ve bölünme başlıyor. Haftalar süren bir program. Burada 2 dakikalık bir sunuya indirdik. Aynı şekil bölünüyor. Birbirinin benzeri hücreler oluyor. Kur'an buna adı anılmaya değmez bir şey iken diye ifade ettiği. Bir çekirdekten bir hayvanın yaratılmasını görüyoruz. Aynı şekil buna mitoz bölünme deniyor. Aynı şekil hücreler oluşuyor. Bir ihtisaslaşma yok. Kanserin de böyle bir bölünme olduğunu anlatacağız. İhtisaslaşmayı sona erdiren bir bölünme olduğunu anlatacağız. Onun için bu görüntüler kıymetli. Belli bir yoğunluğa ulaşınca, yani bir hamur kıvamına gelince artık yoğrulma başlıyor. Bir göç başlıyor. İçeriye doğru, bu dıştan göründüğü hali, içeriye doğru bir yoğrulmayı buradan görebiliyoruz. Ve Kur'an ifadesiyle bir maslahat gözetiliyor. Bir intizam veriliyor, bir ilimle, hikmetle, iradeyle, ihtiyarla yapılıyor. Derken bir emir gelecek, kalp atmaya başlayacak. Başka bir aşama başlayacak bu yorulmadan sonra. Burada küçücük tohumcuklar şeklinde uzuvların başlangıçları gözüküyor. Ve kalp emri geldi. Göz yapılıyor. Artık hadsiz bir kudret, muhit bir ilim, nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın? Hiç mümkün müdür ki diyor Risale-i Nur'da, kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, camit, cahil, aciz esbab müdahale edilebilsin? Ve diyor ki, basar, yani gözümüz masnuatı, sanatlı şeyleri görüp de basiret, anlayış saniyeyi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer diyor. Ve vakti geliyor, artık kemale erdi ve başka bir alana hayatını devam ettirmek üzere vazifelendiriliyor. İnsan bunu izliyor, kütüphaneler dolusu bilgiler, internet dolusu bilgiler, büyük deneylerle. Ve bakıyor, inceliyor. Ama ne ve nasıl üzerine inceliyor? Oysa ki insan ne ve nasıl üzerine yalnızca kodlanmamış. Yani size bir mektup geldiği zaman yalnızca kağıdının kalitesine veya zarfın durumuna bakmıyorsunuz. Bunun ötesinde kelimeleriniz var, sorgularınız var. O da kim ve niçin sorusu. İşte bu kim ve niçin sorusu günümüz ilminde ihmal edilen soru. Ama Kur'an öyle demiyor. Kim ve niçin üzerine bakarak anlatıyor. Ne surette Allah'ı inkar ediyorsunuz diyor. Halbuki sizin hayatınız yoktu. O size hayat verdi. Sonra sizi öldürecektir. Sonra yine hayat verecektir. Sonra ona rücu edip gideceksiniz diye bu işin hakikatini anlatıyor. Ve Risale-i Nur'da bu şaşkınlık ifade eden bir kelimeyle kullanılıyor. Feya Subhanallah diyor. Şu kainatta zerreden şemse kadar bütün mevcudat taayyunatıyla, intizamatıyla, hikmetiyle, mizanlarıyla saniyenin ihtiyarını gösterdikleri halde kör olası felsefenin gözü görmüyor. Yani bu kadar güzel bilgileri, güzel çalışmaları, güzel insanların çalışmalarını dinsiz felsefe kendine kullanıyor. Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz büyümesi, dışarıdan gelen bir şey değil. Normal hücreleri görüyoruz, belli bir nizam altında, intizamla dizilmiş.
İhtisaslaşmış hücrelerdir normal hücreler. Her biri bir alanda görev yapıyorlar. Göz hücresi, kalp hücresi, kas hücresi gibi. Kanser hücrelerinin ilkel hücreler, o baştaki bölünen hücreler gibi. Adı anılmaya değmez dediği Kur'an'ın. Bir başka özelliği, her hücrede bir çekirdek var. Adeta benliği, eneği temsil ediyor. Bu kanser hücrelerinin çekirdekleri o kadar büyük ki içerisinde neredeyse gezilecek bir yer bırakmıyor. Kural tanımıyorlar, hızla çoğalıyorlar, bölünüyorlar. Hızla bölündüğü için içerisinde de bir enerji üretecek bir ihtisas alanı oluşmadığı için sürekli hazıra talipler, yani tüketiciler. Onun için de şeker istiyorlar. Normalde vücudumuz sürekli bölünüyor, hücrelerimiz sürekli kanser hücresi de oluşuyor. Ama Cenab-ı Hak bir kontrol mekanizması, bekçileri yaratmış. Bu bekçiler, yani savunma hücrelerimiz, bu kanser hücresi daha kanser hastalığı oluşmadan onları imha ediyorlar. Ama kanser hücresi bazen bağışıklık sistemimizi sersemletecek bir madde salgılıyor. Yani kendisinin düşman olduğunu, kendisinin yanlış bir şey olduğunu sezdirtmiyor. Ve böylelikle o bağışıklık sistemi hücreleri sersemleşiyorlar. Dost mu düşman mı ayırt edemiyorlar. Ve kendisine kanser dokusu kanlanma istiyor. Çünkü sürekli şeker talebi var. Normal hücrenin içerisinde bir santral varken kanser hücresi kocaman çekirdek, yalnızca yiyen ve bölünen hücreler haline geliyorlar. Oysa bu şekere talip olan vücudumuzun başka hücreleri de var. Bunlardan bir tanesi beyin ve al yuvarlar. Şekeri ham madde olarak kullanıyorlar. Cenab-ı Hak da Sani Hakim bu şeker ham maddesini mahrum bırakmamak için, özellikle beyin ve al yuvar için, vücudun karaciğer ve böbreğinde diğer yapıların, diğer besinlerin şekere dönüştürüleceği bir sistem yaratmış. Kanser önce mevcut şekerlerin depolarını tüketiyor. Sonra bu açgözlülüğünden dolayı diyor ki, vücuda diyor ki bana şeker gönder. Bir şey kalmadığı zaman da artık vücudun kendi yapı taşlarını, kaslarını eritiyor ve o şekere yediriliyor. O kansere yediriliyor. Şu cümleler, istibdadın geçtiği bu cümleler bize bu konuyu çalışmamıza vesile oldu. Ağaları ve büyükleri diyor omuzlarına biner ta yalnız görünsün, onların etlerinden yer ta büyüsün. Tıpkı kanser hücresinin vücudu yiyip büyümesi gibi istibdadın anlatıldığı yerlerde bu şey geçiyor. Yıl 1911, Şam'da hutbeyi veriliyor Emevi Camii'nde. Bir tıp fakültesi, hayat içtimaiyemizi bir tıp fakültesi görüyor burada. 6 tane dehşetli hastalık bulmuş, Kur'an eczanesinden 6 tane ilaç alıyor asrın tabibi. Bu hastalıklardan bir tanesi çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Kanser nasıl yayılıyor, bulaşıyor, başka yerlere sıçrıyor. Bu da böyle bir şey. Biliyoruz her hastalık için zaman ve mekan kavramları da var. Zaman, ahir zaman. Ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet buluyor. Bundan önce Haçlı Hilal mücadelesi tarzında gelen bir anlayış, şimdi dinsizlik ve semavi dinler anlayışına dönüyor. Bu iki dinsizlik hareketinden birisi İslamlar içinde çıkıyor. Bir cereyan, yani bir akım, cereyan-ı münafıkane diyor. Yani aldatarak iş gören bir cereyan. İkincisi ise bu bilimin doğrularını fen ve felsefenin alet etmesinden doğan cereyan-ı nemrudane diyor. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam o günleri anlatırken Deccal'ın birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür diyor. Bunun iki teviminden bir tanesi cereyan-ı nemrudanenin, yani Büyük Deccal'ın Kuzey Kutbu'ndan çıkması, ama ikinci tevili bizi ilgilendiriyor, daha çok ilgilendiriyor. Hem Büyük Deccal'ın, yani cereyan-ı nemrudanenin, hem İslam Deccal'ının, yani cereyan-ı münafıkanenin üç devri istibdatları var. Demek işini istibdatta yapıyor. Yani eğer istibdat varsa Deccal bu üç devresinde
der anlamına geliyor. Ama Seyyidül Gami Hadimuhum hadisinin sırrıyla, kavmin efendisi ona hizmet edendir sırrıyla, şeriat, Kur'an aleme gelmiş, ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin. Şimdi kanserle istibdad arasında şöyle bir karşılaştırma yapalım. Özel işlevleri olmayan ilkel hücreler topluluğuydu, adı anılmaya değmez dediği. İstibdat da liyakatın, kemalatın önemsiz olduğu bireyler topluluğu. İnsaniyetin mahisi diyor Üstad buna. Kanser tek tipçi. Nereden bir örnekleme alırsak bu kanserin tipini anlayabiliriz. İstibdat da rey-i vahid, tek adam, tek zihniyete dayanıyor. Bu makine-i hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüziyeyi kırıyor. Ve o milletin gonca misali istidadı üzerine o reis perde olup ziyayı göstermiyor. Belki yalnız o neşru nema bulur, inkişaf eder, açılır. Kanser, kuralsız çoğalıp vücudu istila eden hücreler. Normal bir kuralla çoğalan hücrelerden ziyade kanser böyle yığınla çoğalıyor ve her yere gidiyor. Burada bir kısa bir şey var. Burada kanser hücreleri çoğalmaya başlıyorlar. Bu daha koyu olanlar ve şiddetle çoğalıyorlar. Etraf hücreleri çok rahatsız ediyorlar. Onlara tahakküm ediyorlar. Çoğaldıkça da yeni kan damarı istiyorlar çünkü enerji istiyorlar. Derken bu kabarıklık artık başka yerlere sirayet ediyor. Kan damarının ya da lenf damarının içine giriyorlar burada gördüğünüz gibi. Kanın daha bol olduğu yerlere gidip oralarda da bu faaliyetini devam ettiriyorlar. İstibdatta da kural hukuku tanımayan bireyler toplumu istila eder. Çünkü muamele-i tekeyfiyedir. Çünkü her şeye sirayetle zehrini atandır. Kanser vücudun savunma sistemini sersemletip kendini gizliyordu. Normalde vücut bu tür yabancılara karşı tepki alıyordu. Bir bariyeri vardı ama sersemletiyordu. İstibdat da çeşitli maskelerle toplumu aldatıp kendini gizliyor. Bunlardan bir tanesi Hutbe-i Şamiye'deki bir sır. Siyasi, içtimai hayatta doğruluğun, sıdkın ölmesi. Yani siyaset propagandası bazen yalana ziyade revaç verdi. Fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı. Yani ortam maskelenmiş bir ortam oldu. Ve bir bunu da nasıl yaptığını gösteriyor. Ennefesat-ı fil-ugad'ı anlatırken bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle diyor. Maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle yani medyayı öne koyuyor. Herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeler yapıyor diyor. Onun için eskiden tehlike hariçten gelirdi diyor. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Mukavemet güçleşti. Korkarak bir cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Düşmanını sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. Çünkü iman kalple teslimdir. Onun için Üstad Hazretleri bir ifade söylüyor. İstibdat diyor. Ne şekilde olursa olsun meşrutiyet libasını giysin ve ismini taksın. Rast gelsem sille vuracağım diyor. Çünkü çok çeşitli kılıklara girecektir ve tanınması için tanı kriterleri kullanmamız lazım, tanı aletleri kullanmamız lazım. Tanımak için nur kullanıyoruz. Burası görünebilir ışık, mor ötesi ve kızıl ötesi kısımlardaki X ışınıyla, radyo dalgalarıyla MR çalışmaları, tomografi ve direkt grafi çalışmalarını yapabiliyoruz. İstibdadı tanımakta da Kur'an güneşinin nurları güzel bir tanıtıcıdır. Ve bunlardan biri tanı kriteri olarak kullanabileceğimiz bir eser münazarat. Münazaratta istibdat, meşrutiyet, adalet, hürriyet gibi kavramlar çokça tekrar ediliyor. Peki buradan çıkardığımız tanı kriterleriyle biz bir tanı kriteri, bir algoritma oluşturabilir miyiz? Evet. İstibdat kuvvete dayanıyor.
Yani kuvvetliysen haklısın diyor. Rey vahid, tek adam, tek zihniyete dayanıyor. Keyfi bir muamele, suistimale müsait bir muamele, kılıcı keskin. Lisanı düşmanlık üreten bir lisan, zulümler çıkıyor bundan. Buna karşı meşrutiyeti tarif ediyor. Ama her orijinal makalede önce tanım yapılır, kavramlar tanımlanır. Meşrutiyet deyince ne anlıyoruz? Cumhuriyet deyin buna, demokrat deyin, kanun esası deyin, Kur'an'ın kanun esası deyin, ne dilerseniz deyin ama içini doldurun. Adalet, meşveret ve kanunda kuvvet. Peki bu meşruiyette ne var? Ötekinde kuvvete dayanıyordu, bu hakka dayanıyor. Ortak akla dayanıyor, meşverete dayanıyor. Kanun hakimiyetinin esas olduğu, şevkler uyanıyor, aklı keskin, lisanı sevgi, saadetin sebebi. Şimdi artık elimizde tanı kriterlerimiz var. Hiçbir tıp kitabında hastanın kimlik bilgileri yazmaz. Ya tanı kriterlerimiz yazar. Çünkü bu tanı kriterlerini her daim herkese uygulamak durumundayız. Çeşit çeşit istibdat dedi. Sari hastalıklar gibi yayılan istibdat dedi. Ve istibdada insaniyetin mahisi diyor. İslamiyet'ten daha öte bir mana kullanıyor. Meşrutiyeti de tam insan eder diyor. Ama Risale-i Nur'da tam insan eder kelimeleri başka yerde de geçiyor. İman insanı insan eder. Çünkü iman kalple teslimdir. Ve üstad tecdidini yapıyor. Hürriyet imanın hassasıdır. Eğer diyor, siz diyor müşahhas istibdadı görmek arzu ediyorsanız, işte size şu, tam bir tanı kriteri, nokta nokta nokta. Manasız isim ve resimlerin ötesinde kriterlerle uğraşan bir anlayış. Kanser damarlanma yapıyordu. Bu damarlanmaya şekerin de cazibesi vardı. Biz bir şeker vererek, şeker emdirilmiş bazı belirteçler vererek kanseri tespit edebiliriz. Buna PET deniyor. Bakın buralarda bunların şeker tutma oranlarına göre biz bu kanserin durumunu anlıyoruz. İstibdatta da menfaatin ve israfın yolunu izleyebiliriz. Çünkü altıncı hastalık himmeti şahsi menfaatine hasretmekti. Hutbe-i Şamiye'deki o altı hastalıktan altıncısı. Çünkü ahir zamanın Süfyan'ın eli delinecek diyor. Süfyan yani ceryan-ı münafıkane israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamağı uyandıracak. İnsanların o zayıf damarlarından tutup kendine musahhar edecek. Herkes nefsi nefsi diyecek. Milletin menfaatini düşünmeyecek. Menfaati şahsiyesini düşünüp bin adam bir gibi olacak. Onun için Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Ne gibi? İnsaniyetin mahisi kelimesi gibi. Kanser depresyonu artırıyor, depresyon kanseri artırıyor. İstibdat yeis ve ümitsizliği artırarak ömrünü uzatıyor. Oysaki hastalıklardan bir tanesi de yeisin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesiydi. Ve milletlerin seratan denilen, yani bu da yayılmış kanser, kanserin ismi zaten o, en dehşetli bir hastalığı. Yeis diyor, alem-i İslam'ın kalbine girmiş bir hastalık. Biz bir hastalığın kalbine girmesini istemeyiz. Çünkü her pompalamada bütün yerlere o hastalığın yayılması anlamına gelir. Bizi öldürmüş bir hastalık, yüksek ahlakımızı öldürmüş bir hastalık, kuvve-i maneviyemizi kırmış bir hastalık, neme lazım dedirten bir hastalık. La taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyini tersine çeviren bir hastalık. Peki kısaca da tedaviden bahsedeyim. Yayılmış kanserde neşter çözüm değil. İstibdatta da maddi kılıç değil, Kur'an'ın manevi elmas kılıcı. Çünkü dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi ihlas sırrıyla hareket etmektir. Hem dahildeki cihat-ı manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil manevi hizmetler lazımdır. Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe de çalınsa, galip de olunsa o kafirler münafık derecesinde iner. Çünkü iman kalben tasdik edilmesi gerekiyordu. Münafık kafirden daha fenadır. Demek topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır, nifaka inkılap eder. Koruyucu hekimlik, doğru hayat tarzı çok önemlidir. Demokratik eğitimle bilinçlenme çok önemlidir. Eğer bir millet diyor cehaletle hukukunu bilmezse ehli hamiyeti dahi müstebit eder.
ve dördüncü günü ve devresi adileşir, yani istibdadı kalkar, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır. Ve bu da son slaytlarım. Kanser tedavisinde immünoterapi özel bir yer almaya başladı. İmmünoterapi hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırmaya yarayan bir tedavi ve kasten kanser dokusunu hedef alan bir tedavi. Yani bir nevi adalet-i mahsanın bir yansıması. Çünkü öteki tedavilerde masum birçok hücrelerin de yok edilmesi söz konusu. 1908 Nobel Tıp Ödülü veriliyor bu iki zata. İmmün sistemle kanser arasındaki çalışmaları için. Ama o zaman bu arasındaki bağı söylüyorlar ama ispat edemiyorlar. 1908 ilginç bir tarih. Bizde de ikinci meşrutiyetin tarihi. Ve 2018, tam bundan 110 yıl sonra yine iki tane bilim adamına kanserle ilgili çalışmaları için, kanser immün sistem arasındaki çalışmalar için Nobel Tıp Ödülü veriliyor. Bu adamlar, bu zatlar şunu buluyorlar. Kanser hücresi bağışıklık hücresini sersemletiyordu ya, kendisini tanıttırmıyordu. Bu sersemletme işini ortadan kaldırıyorlar. Yani dostu düşmanı tanıyacak bir hale getiriyorlar. Ve bu şu anda bilim dünyasında heyecan uyandıran, muhtemelen de kanserin ileriki dönemlerinde büyük bir tedavisi konumuna geliyor. İstibdat da teyakkuz-ı tamla, umumi bir uyanışla kırılıyor. Eğer siz diyor sayfayı efkar okusanız, fikir nereye gidiyor? Yani Orta Doğu'nun mazlum insanları ekonomisi çok olan Çin'e mi gidiyorlar? Yoksa kutsal topraklara mı gidiyorlar? Yoksa hürriyetin olduğu bir yere mi gidiyorlar bunu görseniz? Tariki siyaseti görseniz, hütebay umumi olan, umumi hatip olan doğru konuşan Ceraydi dinleseniz, demek doğru konuşan gazeteleri dinleseniz anlayacaksınız ki bir fikri hürriyet galeyanı var, bir teyakkuzu tam var. Pahasına 100 sene verseydik yine ucuzdu. Soruyorlar neden eskiden sukut ettin? Diyor çünkü istibdat ittihada engeldi. İstibdat varsa ittihat yok, birlik yok. Bu yüzden ben de seksek ağacının korlar üstünde en koru geç geçen ağaçmış dudaklarımı kemirircesine sabrediyorum. Ve bu fikri hürriyetten istimdad ederek umum alem İslam üzerine çökmüş olan istibdadı manevi umuminin perdeleri parça parça olacaktır diyor. Kime rağmen? Ümitsizliği adet edinmiş kimseye rağmen. Benim maksadım o meylülalık, meylü tahakküm ve meylü riyaseti öyle öldüreceğim, kıyamete kadar haşr olmasın. Millet uyanmış. Millet uyanmış, muhalata ve cerbezeyle ifal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat telakki olan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkar umumiye, bu coşan, taşan umumi fikirler ve o aldatmalar, o muhalatalar, karışıklıklar dağılacaktır. Hakikat meydana çıkacaktır inşallah. Bir de Farisi bir beyi sunuyor. Akıllı olanlara bu dediklerim yeterlidir. Ben köyü çağırdım, eğer köyde kimseler varsa. Evet, hakikatler alkışlanmaya değer.